Elimi sıkıyor. Bunun sonunda göreceksiniz. Burası Formula 1 pistinin geçtiği nokta. Ben cütlük değilim. Korkmayın, sakin olun. Hello, herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Ben bağırmıyorum, herkes ona bakıyor. Evet, evet. Merkeze falan neredesiniz? Gel Yunus, gel. Şu an neredeyiz? Azerbaycan'dayız. Evet arkadaşlar, şimdi Bakü'ye geldik. Bakayım güzel bir şehir mi? Gezeceğiz, göreceğiz. Yalnız herkes bana bakıyor şu an. Şimdi sizi çok güzel bir otele götüreceğim, yerleştireceğim arkadaşlar. İnternetten baktığım noktaları gezeceğiz ve çok ilginç bir yere götüreceğim sizi. Hayatımda gördüğüm en ilginç restoranlardan biri gibi görünüyor. Umarım öyledir. Hadi bakacağız. Bakalım. Böyle geldik. Şöyle şu şekil sırt çantamızı. Allah ne güzel ya. Gezeceğiz, yemek yiyeceğiz abi. Nece şehirmiş, ben göreceğim. Sallama aşkına öyle ya. Öyle değil mi ya? Ne bileyim ben. Ben giden de gelen. Bella Hadid gözlüklerim. Beni bir çek. Azerbaycan'da. Buranın en meşhur yiyeceği ne? Hadi bakalım söyleyin bana. Yazın yorumlara gidip yiyeceğim. Ben dönmüş biliyorum. Ama o sırada şeydi Sivas'ta. Çabuk çabuk şuradaki kalbe zoom yap. Çabuk. Sana olan aşkımı Azerbaycan bilebiliyor. Bilebiliyor. Gerçekten çok güzel bir güzel şehir. Güzel bir memleketmiş gerçekten ya. Sanki kocaman bir vezir koymuşlar buraya değil mi? Buranın gece hayatı meşhurmuş. Akşam hep birlikte gece kulübüne gidiyoruz. Hayır be, gece ışıkları, Bakü'nün ışıkları. Hatta bir şarkı var, unuttum, keşke koyabilsek de. Bakü'nün ışıkları. Ben bulacağım, onu yazacağız buraya. İnanılmaz bir şarkıdır, ben yıllarca arka arkaya dinlemişimdir. Çıkar at acıları, bul hadi cicileri. Herkesi hayır, değiştirir Bakü'nün geceleri. Hey! Böyle bir şarkın var? Evet, ben yazdım. Bu yol Formula 1 yarışlarının yapıldığı yol bu arada. İzlemişsinizdir. Formula 1 pilot oldum ben. Trafikte kaldım Formula'da. İnanılmaz. Bakın bunlar ateş kuleleri. Resmen Formula 1 pistinin önünün üstünde kalıyoruz, farkında evet. Değilmişim. Ve meşhur dar şikan var. Bizim Formula 1 oyununda hep kaza yaptığımız. Onun üstünde kalıyor. Çok güzel bir yer. Şuna bak. Influencer girl. Oha çok şık paravan. Akşam burada takılırım ben biraz. Türk kahvesi için. Merhaba. Akşam bunun odasını basıp bunu çekelim mi? Evet abi, hep bizim odanı turnuyoruz. Akşam senin odanı basacağız ve seni çekeceğiz abi. Ben ilk korktum manat yüksek diye ama aslında uygun fiyatları buradan. Eğer erken alırsanız, benim gibi olursanız bir zeki yatırımcı. İçme, onlar çok pahalıydı. Onları içmene gerek yoktu, aşağıdan alırdık sana. Güzel bence. Çok burası güzel. Tuvalet. Sana Bodrum katında kazan dairesinin yanına bir yatak attırdım. Sıcak olur diye düşündüm. Tamam mı? Orada kalırsın kardeşim sen. Kanka sana Bodrum'dan bir oda tuttum Bodrum katında. Kömürlüğün orada. Güzel, tuvalet, banyo karşılıklı. Burası şöyle bir duvar kağıdımız var efendime söyleyeyim. Formula 1'i gelip buradan izliyorsun ve altından geçiyorlar. Akşam böyle buralar. Balkonda fıratlar. Sevgili Azerbaycanlı kardeşlerim, ülkenizi bak ya. Bize iyi tanıtmamışsınız, bunu söyleyebilirim. Niye? Üçümüz de böyle şok geçirerek evet, izledik. Müthiş bir memleketi ya. Gerçekten çok beğendim. Neyse çıkalım artık, bir senin odana gidelim. Şu Bodrum katındaki şeyin yanına. Siz nasılsınız? Yol rotam hazır. Beni yolumdan saptırtmayacaksınız. Özellikle sen. Tamam ben mı? Ben niye saptırtayım ya? Yok, ben şu dükkanı gördüm, şuraya girem, buraya girem yok. Aa, ama hiç cebimde 50 manat para yok ya. 50 manat 500 lira zaten. Verdiğim bir 50 manat da harcırah. Okullarda şey, yurt dışına gittiğin zaman harcırah verirler tiyatrolarda falan. Şehir dışına sen artık veremiyorlar. Yunus'un harcırahını verdin mi? Ne harcırah la? Verseydin hep beraber harcırah. Hadi gidelim senin odana. Bir dakika, bizim anahtar nerede? Ben acaba yanıma uzun kollumu alsam mı? Yoksa dışarıda bir mağazada üşüdüm deyip mi uzun kollu bir şey alsam? Bir şey söyleyeceğim. Aşağıda çok eski bina ya. Senin Bodrum'da şeyin yanında fare falan olabilir. Sesi yapabilirler, şey yapma, korkma. İşte Yunus'un odası. Kahvelerin falan var, gece içmek istersen. Bizde yok mu? Bizde sana gelir içerisi yok. Akşam buradayız kardeşim. Hadi eşyalarını bırak çıkalım. Maymunu gördün mü? Bir saniye, bu ne ya? Ya ne tatlı şey bu. Sen ne yapıyorsun ya, bu ne tatlı. Seveyim mi?
Aa! Bu cama mı alayım? Evet. Kızmaz mı? Kızmaz. Ne yapıyor burada? Resim çektir. Ha vallahi. Evet. Tamam videoya çıkıyoruz o zaman. Evet. Ne yapacağım? Apa. Aha. Burad bu ne ya? Ne oluyor ya? Nasıl ya? Ellere bak ya. Bir şey diyeceğim. İnsan eli gibi hissettiriyor elleri. Çok ilginç şeyler. Tutsana. İstemedi tamam, ama. İstemedi. Lazım Allah. Ellerini hisset bak. Elimi sıkıyor. Çak. Hop. Çak. Vay be. Ne cinsi bunun? Makaka. Ha makaka. Kaç yaşında? Çok tatlı. Daha küçük ya. İsmi neydi bunun? Toma. Ha, Toma. Evet. Toma çak. Okay, Toma. Görüşürüz. Elleri ben ilk defa bir maymunun elini tuttum. Çok acayip. Gerçek el gibi. Okay. Gerçek el gibi ya. Evet. Gerçek el hissiyatı var. Hoşça kal. Hoşça kal. Sağ olasın. Onun elleri, parmakları inanılmaz bir his. Niye kucaklamadın maymunu? Yunus sen var ya hiçbir şey tecrübe etmek istemiyorsun bu hayatta. Her şeyi çekmek istiyorsun. Benim sana baktığım gibi bakıyor lan benim, Yunus. Benim çek. Ben maymun muyum evet, yoksa? Evet sen maymuna benziyorsun. Bak onu. Böyle yaptı bak. Aynen böyle yaptı. Beni maymun ettin ha çocuk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şöyle bir çekilelim. Hayırlı işler. Ah. Heykeli yani uzaktan çekmen gerekiyor ya, boy. Şimdi buraya geldik. Ne? Ceyda Kasabalı bir şey fark etti. Tamam mı? Ceyda hadi. Tavan çok güzel. En işlek caddemiz. Nizami Street diye geçiyor. Nizami bir yer ama her yer düzenli yani Nizami. Herhalde ya. Biz seni Nizami olmayı... Boşuna koymamışlar ismini. Sizi bir yere götürüyorum. Aklınız çıkacak arkadaşlar. Ben şimdi size bir sır Allah. Açıklayacağım. Sakin ol sadece. Kocanın tabii yıllardır evliyiz tanımıyorsun. Küreselcileri bilirsiniz. Biz küpçüler olarak güzel bir family'yiz. Korkmayın, sakin olun. Ne diyorsun be? Göreceksiniz. Gizli bir yer. Parolamızı açıklayamıyorum. İsmimizi de açıklayamıyorum. Sadece sizden isteğim göreceklerinizi unutun ve sakin olun, tamam mı? Özellikle sen Yunus. Çünkü seni uzun süredir ben anlatıyorum teşkilata. Seni almayı düşünüyoruz aramıza. Eğer alırsak diye seni zaten almayacağız. O kesin abi. %100. Korkaksın çünkü hemen açık edersin bizi. Yalnız bu evlerin güzelliği nedir? Baksanıza tek kat tek kat. Yani bütün Azerbaycan'ı beğendim şu ben anda. De. Gördüğüm her yeri. Mükemmel bir yer. Oraya gitmiyoruz Ceyda. Allah'ım bunu bu yüzden almıyorum işte teşkilata. Mesafe saklayın diyor. Bizi oraya sokmakta biraz korkuyorum ama. Ya ne diyorsun be? Elimden geleni yapacağım. Gelin bakalım. Aleyküm selam. Şifreyi sormuyor musunuz? Saat 3'te söylemiştiniz. Tamam gideyim geleyim. Güzel, tamam hazır değiliz. Çok iyi. Umarım beni almazlar bu gruba. Ben onu 3 demişim. O şey olmamış tamam. Size sürpriz sormak. Yapacaktım ben. Ne? Ne? Hayır muhteşem falan değildi. Harikaydı. Arkadaşlar bizim teşkilatın yemekleri güzel zaten. Ben şimdi siz asıl onları ne yedirecektim. Ne var bizden? Mercimek yeşil. Buranın ismi Doz. D-O-O-Z. Günlük dozumuzu almaya geldik. Buraya gelirken öyle denilebilir. Azerbaycan'da bir yer açmalık tam değil mi ya? Böyle hani bir ayağın Azerbaycan'da olsun istemez misin? Şu an daha karar vermedim ama şu an beğendim çok. Karar versen buraya mekan mı açacağız? Ben hayalini soruyorum sana. Sanki olur. Gerçekten buraya neden mekan açmayayım? Leyli Gülüz. Biz Azerbaycan Türkçesi konuşamıyoruz ama onlar bizim Türkçeyi çok iyi konuşuyor. Evet. Utan. Kendinde. Ben niye utanıyorum? Ben niye utanam? Ben de konuşabilirim. Men de. Men de dedim zaten. Açık E. Men. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Kolak. Ha? Kolak. Kolak? İcazı olarak. Yok anlamadım. Salamlaşmak isterdim. Ha. Eyvallah. Ha, tamam. Çekerim. Ben çıkmıyorum galiba Ceyda. Gel şöyle de ben yokum galiba. Bunu bakın kesin ya küçükken filmlerde izlediniz değil mi hep? Çocuklar böyle alırdı Amerika'da küçük küçük yerlerde. Ben hep bizim ülkede niye yok diye gıcık oldum. Ya ben onu nereye getirdim? O gitti burada. Hakikaten mi kız? Bir de bakayım. Asla vermem. Elim ayağım titredi. Açık bakalım kız. Boğazlık kalır işte. Aşkım ne olur. Ha. Yalnız çok sıcak dikkat et. Ay kaşar akacak oradan. Of çok güzel bir şey. Tam benlik bir lezzet Allah'ım. Çok iyi bir şeymiş oğlum. Aga niye döktürüyorsunuz bunları bana? Aman yarabbim.
Bundan sonra bir tane söylüyorum. Bu ne biliyor musun abi? Üzerinde barbekü, altında tavuk döner. Altında da patates kızartması var. Sadece mozzarella'sını yerdim bu arada. Sosa gerek yok. Beraber yeriz değil mi Yunus? Çünkü Ceyda kasabalı girl bize yedirmedi. Abi niye? Biz Yunus'la yeriz. Seninkine ihtiyacımız yok. Onunla yersin abi. Biz Yunus'la yeriz. O da beni bırak. Bir tane daha sosisten alabilir miyiz? Bilmeden Bakü'de ne lezzetler varmış. O zaman biz bayağı bir yemek gezsek iyi olacak yalnız. Girdiğimiz her restorana dalalım mı? Ha? Abicim sen kabak ellerinde mi oynadın? Yok. Dal. Kabak ellerinde kime benziyorum ben ya? Burayı da ben dedim ha, şurada 5 dakika bir şey yiyelim dedim. İçgüdülerim her zaman doğruyu söyler. Sizi Yanardağ'a falan götürecektim, götürmüyorum. Ne yapacaksınız Yanardağ'a zaten? Ne gidiyorsun, ne Yanardağ'da? Dağ var, köşesi yanıyor. Çok önemli değil zaten. Vallahi bak, ben sizi yemek turuna çıkartayım. Yanardağ'ı internetten de görürsünüz. Yemeği tatamazsınız. Dibine vuruyoruz tamam mı yavrum? Bakacağız. Ya ben şimdi anladım ya. Bakü'ye özel seri çekmeyi düşünüyorum. Bakacağız, bakacağız. Göreceğiz, göreceğiz. Bakıversin. Hintliler. İndiyin. Hintliler, Hintliler. Evet, mekana geri geldik. Resetleyin o bir önce gördüklerinizi. Çünkü şimdi her şey bir daha yaşanacak. Parol! Çiçek satan kız Q'yla. Parol yanlış. Nasıl yanlış? Öyleydi. Doğru söyle. Tamam, bir saniye. Bakıyor! Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Nerede ya? Nese satan kız ama çiçek değil. Ha, evet, gül satan kız. Gül satan kız. Ha, tamam. Arkadaşlar bizim teşkilat böyle. Mayor Hüseyin'e promotion 1000 primo. Aranmak lazım tabii o tamam. Şart. Sana yani yorum sende hiçbir şey olmaz. Aslında iyisin. Son! Şapka alabiliyor muyuz? Gerginlik çıkmasın çabuk otur. Yemin ediyorum başım ağrı girdi. Dedim koptu. Geliyor ana. Alo. Değerli beyli. Araştırmak lazım. Adınız? Fırat. Sizin? Ceyda. Sizin? Yunus. Yunus. Bir dakika. Murat, Zeyda, Yunus. Sağ ol. Ben araştırmaya gelirim. Tamam. Eğer üçünüzden biriniz Alman casuslarına çalışırsınızsa hepsi geleceksiniz. Sağ ol. Burası partizan restoran. Böyle bir konsepti var. Parolayı herkese mi böyle? Herkese böyle. Parolayı bilirsen giriyorsun. Böyle şovları var. Burada canlı müzik de yapıyorlar. Benim çok hoşuma gitti. Biz Yutku ile bulduk burayı. Bilmaniye, bilmaniye. Evet. Sapratibleniye bez palesna. Zeyda Hanım, Sovyet adamı çıktı. Alkışlayınır. Partizan restoran mayoru, mayor Gusenov tarafında Zeyda Hanım, partizan restoran Fekri Velak mükafatıyla teltif edilir. Ura! 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 Zeydek Hanım, her zaman sende olacak, yakandan hiçbir zaman çıkarma. Ben? Sırta. Senin araştırman devam ediyor. Tamam, peki. Peki bunlar benim mi oldu? Şuna bakayım. Gazlı, gazsız. Aa, bu çok güzelmiş, şerbet gibi. Ha. Ha, sucuk. Zaten pişmemesi gereken bir sucuk. Allah, Fıras. Hayır ya. Bakıldı mı? Hayır ya! Ağzımdan düştü şunu. Sol, sol, sol. Tamam, ağız. Ağız. Ne oluyor? Kurşuna değil. Ne? Kurşuna düzüleceksin şimdi. Hayır. Otur. Oturdum. Sana suallar veririm. Onu kaldır yukarı. Hayır, gittim. Hepsini onu. Medalyasını al yakasından. Ben de al yazdım. Medalyasını. Medalyasını al. Al medalyasını, evet. Araştırdıktan sonra vereceğiz inşallah. Otur. Otur. Zehirli su olmasın Ceyda? Ya. Aç kalmayalım diye kuru ekmek. Son yemeğin olabilir. Kalacaklar burada. Nasıl kalacağız ya? Telefonun yanında mı? Değil. Bu nasıl bir restoran burası ya? Dur. Oğlum kapattılar bizi buraya şu dakikalar. Işığı söndüreceklerdi. Korkuyorum. Çekmiyor telefon burada. Ben Azerbaycan'ın yanında olmak istiyorum. Ne alakası var ya? Azerbaycan'da Sovyetlerin bizim. Değil, ayrıldı çok oldu o iş. Evet. Siz daha görmediniz o günleri. Ya ben 1943'te yaşıyorum. Tamam ama o çok daha... Ama sen de 43'te geldin. 43'e geldim de ileride ben sana söyleyeyim ayrılacak, kurtulacak. Ayrılmayacağız. Ayrılacak. Sovyetler de ayrılmaz. Hepsi ayrılacak, hepsi gidecek. Güllerim mi lazımdı? Yolda şehitler. Gülle. Gülle mi? Gülle yani kurşun. Birbirimize gülle gidelim, kurşunla değil. Sovyetlerden... Özür dile. Tamam, özür dilerim. Bunlar düzenen değiller, söndür. Neyi söndür? Neyi söndür? Söndürelim göreceksin indi. Vahşi hayvanlar. Hayvanlar mı? Hayvanlar. Söndür. Ben özür dilerim. Affedin beni. Teşekkürler. Sağ olun. Badereler atlattık.
Dikkat, dikkat! Eyvah, dikkat, yine bir dikkat! Eyvah, yine bir şey. Dikkat. Bana da mı? Vura! 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 Şapkan küçük mü oldu? Kalk bir de şekil çektirek. Ha, çektirek. Nereden? Şekilimizi çekin. Şimdi bilmeyenler için söyleyeyim. Bir dönemler Sovyetler Birliği'ndeydi ya, Azerbaycan ve diğerleri. O dönemi T'ye aldıkları bir restoran konsepti yapmışlar. Hikaye bu. Bu bir parodi yani burada hani yapılan şey. Peynirler falan, oğlum burası lezzetli bir yer lan. Siyenik balığı. 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 Balığı değil. Bal anladım. Değişik. Her an telefon çalıp diye gelecek diye bekliyorum. Başımıza bir şey gelecekmiş gibi değil mi? Bu arada bu çok hoşmuş. Balık özellikle mükemmel. Ha, haşlanmış et. Bak bu iyi işte, çok acayip. Ben çok az et yediğim için onu denetiyorum. Ama bunu seversin. Niye kokma kokma şey kalmamış artık zaten. Yani. Çok pişmişin çok pişmişi. Süt etsin. Aa, güzel hediye. Çok güzel. Yani ciddiden inşallah aparın Türkiye'yi özünüz. İyi de bunu havalarına nasıl geçireceğim ben? Beni içeri almasınlar. Yok yok. Tarihi eser çaldın demesinler süt, bana. Süt. Yok yok yok. Direkt savaştan ha. Evet. Savaştan, direkt savaştan. Teşekkür yani. Ederim ya, sağ çok sağ olun. Vay be. İncilik yaptılar bana. O zaman ben hesabı ödeyeyim. Evet. Güzel yemekler vardı. Tatlış bir yerdi. Ya çok ilgi alaka gösterdikleri için utandık. Biz utandık, fazla bir şey çekemedik. Çok konuşamadık, evet. Bizde böyle bir sorun var. Böyle yedik falan. Misafir çocuğu gibi oturduk. Hiçbir şey diyemedik. Ama eğlenceli tabii. Konsepti değişik. Konsept çok komik. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi iç şehre gidiyoruz. İç şehir. Haydi. Hadi bakalım içeri şehre gidelim. Bundan yemek ister misiniz? Verme. Ceyda Hanım'ın tatlı kızı tuttu, geldik oturduk. Kahvesi çok güzel. Neredeyiz biz? Kap kap. Çap çap. Herhalde. Anı şurada yazıyorum size zaten. Çap çap reisin. Çap benim çap mekanım. Kahveye geldik. Öyle o geçerken oturduk otelin yakını diye. Benim canım ya. Bu çok gerildi orada aşağı atılınca. Aşağı atılınca değil ya. İlgi alaka beni çok utandırıyor abi. Normalde gideceğimiz yerlere hiç haber vermiyoruz o yüzden de. Burası Azerbaycan diye önceden söyleyeyim dedim. Tabii onlar biz da... bilemedik açık mıdır, kalabalık mıdır. Onlar da sağ olsun çok hazırlanmışlar. Misafirperverlikten hazırlanıyorlar. Ama o zaman çok misafir hissediyorum kendimi, anladınız mı? Biz de utandık, onu diyemedik, bunu diyemedik. Böyle kaldık, onu mu söylesek, bunu mu söylesek. O yüzden orası birazcık bilmiyoruz. Belki de videoyu izlerken muhteşem bir yer oldu. Belki de herkes yazacak ki oha çok eğlendik. Şimdi Azerbaycan yemekleri bizim yemeklerimize çok benziyor. Evet. O yüzden sizi Hint restoranına götüreceğim. Ben buramı bir noktayla gelirim ama. E tabii orada da onu yapacaklar. Guru gelecek. Guru guru bunu mu yiyeceğiz? Yanına bir şeyler getirin derim. Bu arada henüz uçaktalık like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor. Bunlar candır efendim. Canlı. Azerbaycandır. Güzel. Ama telefonunu çekim sırasında çantası da orada. Pardon. Efendim? Alo? Utku da kızdı bana zaten. Niye utanıyorsun diyor. Niye konuşamıyorsun diyor. Konuşamıyorum aklı. Abi. Neyi konuşamıyorsun? Abi konuşamıyorum ya. Ben nasıl konuşuyorum? İşim bu senin. Şimdi biz normalde yurt dışına çıktığımız zaman kimse bizi iplemiyor, tamam mı? İki tane saftirik gelmiş burada video çekiyor diyorlar. Ama burası Azerbaycan. Türkiye'den işleri izliyorlar. Bizi takip eden çok bir sürü geliyor ki ben cancikem diyor. Ben yapamıyorum. Utku da bana kızdı. Hayır Fırat, aman ha Fırat, aman. Öyle mesajlar atmış. Ben de hemen şikayet ettim. Bak biliyorsun sen. Git işini yap dön, tamam mı? Annen gibi oldurtma beni diyor. Annen oldum ben diyor. Wank. Ay. Asla koydurtmam. Asla. En sevmediğim şey. Sessiz koyalım ne olur. Sessiz en koyalım. Sevmediğim şey öyle saygısızlıklara tamam. Gelemem. Tamam onu sessiz koyarız. Koy bak şu sesi al koy. Wank. Bize tatlı getirdiler sağ olsun canlar. Buraya hoş geldiniz diye. Tatlı getirmişler, hoş geldiniz tatlısı. Yalan, biz kendimiz aldık. Seviliyormuş, yalan atıyorlar değil mi? Yok ya, getirmiş dedi ki aldık size dedi. Bizim kendi tatlımız dedi, bakalım. Bence atıştırmalık videosu çekebilirdik yatak üstü. Çok zevkli. Ben geçen dedim yatağın üzerine çekelim ama diye. Ama bizim evde değil, burada dedim ben. El alemin otelini kirletmeyi o haklı buluyorsun yani. Haklı buluyorsun yani. Azerbaycanlıların değişik bir baklavası varmış değil mi? Öyle dedim. Evet. Lokum.az mi? Burada com.az yok. Az var. A'dan Z'ye diyor işte. Herkes bizi bulabilir diye. İlmek ilmek inçlemişler onu. Hagal mı magal mı neydi bunun adı ya? Bu da havuçlu bir şey mi yoksa? O baklava işte. Şöyle göstereyim efendim sizlere. Baklava tadı ama. Üstüne havuç mu? Havuçlu baklava mı? Havuç dilim. Bu işte o. Biraz tatlı. Buna bakalım. Kapat kapat, adam geldi. Bak yine utandım. Yani onun kahvesi de yok. Ha takabilirsin sanırım. Neli bu acaba? Oldu mu? Bu güzel. Fırat neden basılmış gibi oturdun öyle ya? Ya bak kaç yıldır karı kocayız. Benim ne kadar utangaç bir insan olduğumu biliyorsun. Bu da böyle bir çeşit tip bu ya. Var bende buyruk. Böyle.
Anlamıyordu insanlar. Oyuncusun, nasıl utanıyorsun? Kardeşim, oynamak başka bir şey. O insan oynarken utanmıyor zaten. Doğal haline utanıyor. Bunu çok beğendim bu arada. Evet, güzel gerçekten. İkincisi çok hoş. Hadi. Akşam restoranına. Hadi hazırlanın, restorana açalım. Gidiyoruz. Şuraya beyin, buradan açılalım. Ben de kendim sorgulayacağım neden böyleyim diye. Utku da kızdı bana. Herkes bana kızıyor. Biz neden Azerbaycan'a gelip Hint yemeği yiyoruz? Ben anlamıyorum ki ne yaptığımızı. Okay. Nice. Thank you. Oda batır çıkın. Tikka masala. Bunun adını unuttum. Çok yoğun. Gerçekten aşırı yoğun. Okey Yunus'cum, hadi ye. Ben memnunum. Güzel bir şey sorayım. Anne yapmış içeride, Hintli anne. Biz Hintli oluruz yani bunu yedikten sonra, ben öyle düşünüyorum. Dikli dikli. Yapma, yan tarafta geldi. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Rezillik ya. Arkadaşlar şimdi saat gece oldu. Niye sessiz konuşuyoruz bu kadar? Yunus duymasın. Yana herhangi biri. İki kat yukarıda Yunus. Çok önemli değil. Yunus'un kartını aldım. Yunus'u sonunda göreceksiniz. Çıkıyoruz şimdi yukarıya hadi. Çaktırmadan. Ayakkabısız mı çıkıyorsun? Evet, ses yapmasın diye ayakkabısız çıkıyorum. Kart sende mi, Yunus'un kartı? Yunus'un kartı bende. Asansör de hazır. Bas. 5. Neden çorapla geziyorsun be çocuk ya? Ya başka çorap giyerim gidince ya. Life is like an elevator. Up and down. Just make sure you get off on the right floor. Cancı. Tuvalete bak bakayım. Çok tuvalete bak. Bakayım duşa mı girdi acaba? Yok. Ceyda. Kaçmış. Ne diyorsun be? Günaydın. Ben bir daha aynı yemeği yemeyeceğim bu arada. Niye? Çok kötü kabuslar gördüm gece. Böyle yiyip yatınca kötü kabuslar görürsün ya, onun gibi düşün. Şimdi çok ilginç bir noktadayız. Bizim otelin arkasındayız. Normalde tabii bu oteli o dönemde tutmanın imkansız olduğunu düşünüyorum. Hangi dönem? Formula 1 dönemi. Hatta gel buradan çek, tam görünecektir. Gel gel. Bu meşhur virajı bilirsiniz. Serdar abi. Bakın görüyor musunuz? Burası Formula 1 pistinin geçtiği nokta. Fıtı 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 diye geçiyorlar. Burada kaza yapıp devam ediyorum. Ben burada fotoğraf istiyorum, vallahi sizi keserim ha. Yettiniz artık, bir tane fotoğrafımı kimse çekmiyor ya. Ben bir Insta gördüm aynı zamanda. Gidiyorsunuz Instagram'a baktığınızda ne görüyorsunuz hiç? Ver çekeyim yavrum. Bok gibi çektin diyecek, bana kızacak ya. Uzak olsun, uzak. Birkaç tane çek, ay. Ya bok sen gibi çıkmış. Bok gibi çıkmış diyor. Beni bir hemen Formula 1 şeyinde çek. Çek, geç, geç. Çık sen de şuraya. Sen şöyle geç. Geçin. Bak şurası da vatandaşlık kabulü ve şökayetleri. Şökayetle edeceğim ben sizi. Aa, festival var lan. Alışveriş. Çok güzel bir gömlek gördüm. Ben onu alacağım. Çok merak ettim. Çok güzel gömlek. Ama bakar mısın güzelliğine? Takımı 150 manat. Tamam. Kolay gelsin. Fırat, 150 manatın var mı?
Yok. 150 manat kaç para yapıyor ya? 1500. Ne? Yavrum bunu beni bir çek böyle sokak arasında. Sen çekin şöyle biraz. Ya öf ya. Burası Mirza Mansur küçesi. Ne demek? Mirza Mansur köşesi. Sıkma Fırat. Küçesi köşesi işte. Çıkmazı bence. İç şehir. İç şehir nedir biliyor musunuz? Yani şehrin içinde bir iç şehir. Burasının etrafını kaleyle örtülü olan çok güzel bir yer. İç içinde... şehir nedir biliyor musunuz? Şehrin içinde bir şehir. Yani öyle ama. Zaten. Tamam. İçinde değişik bir bilgi verecek. Kervansaraylar var. Onları göstereceğim size. Saraylar var. Bir anda eski bir dünyaya evet, girmişsin gibi oluyor. Evet gerçekten çok güzel bu arada. Bakalım şu köşeden bir dönelim. Neymiş? Küçesinde ne varmış buradan? İçsel bir yolculuk yapıyoruz şu an. Şurada yaşıyorsun ya. Kapın şu. Kaç yıllıktır şu kapı biliyor musunuz? Hırsız girer. Abi burada ne dizi çekilir ha? Evet ya. Aa geç şey sen ben ağanın kızıyım. Şehirde okumuşum gelmişim evet. Buraya yerleşmişim. Sen de beni görüp aşık olacaksın şuradan geçerken. Ne yapacağım anlamadım ne diyor ya? Sen beni görüp aşık ol şurada. Tamam. Ben akıllıyım, kararlıyım ve inatçıyım. Ben aşık olmuşum. Sen ne yani akıllıyım, kararlıyım, inatçıyım. Hani buraları düzeltiyordun yürüdün gittin ama böyle. Akıllı kararlı inatçıyım bakıyorum geziyorum tespit yapıyorum. Ben vurulmuşum. Ben kalbimden vurulmuş hem, bu küçemi ayırmış hem Ceyda Gül'e. Bir şey diyeceğim, vallahi kayboluruz. Allah aşkına geri dönelim. Şuraya baksana. Nereden çıkacağız? Aha oradan biri geliyor. Demek ki şuradan aşağı bir iniş var. Tamam da bizim yer ya yukarıda kaldıysa? Ya aşağıda kaldıysa? Ben üstüm başımı çıkardım çünkü inanılmaz derecede sıcak olmaya başladı. Ya nerede bu saray ya? Çek! Wow. Çok mutlu oluyorum böyle şeyler görünce neden? Saray nerede lan? Var sarayda. Kral var oturuyor. Ne bileyim oğlum. Ne seni bekliyorlar. Kapatmışlar o yolu. O zaman aşağı ineceğiz. Şöyle elimde kuş varken çekebilir misin? Sen kuş elime konmuş gibi olsun. Saraya da giremedik. Kralı görecektim. Kız galası bu. Fırat, sen de bir şekil çektiren mi? Ha, evet, burada fotoğraf çekiminin adı şekil çektirmek. Beraber bir şeklimiz var. Çek. O zaman ben de şunu yapayım. Kebapçı duruş. Ben de yeni şeyim var. Neye bakayım? Çık. Çık. Beni bir kebapçı fotoğrafı çek. Kebapçı fotoğrafı. Kendini şu. Yaratıp üretseydin daha komik olurdu. Bir de şu var. Gelen müşteriye namlulu durutmak nedir ya? Bu arada burası Müslümanlık döneminden de öncesine ait. Zerdüştler falan geliyorlarmış. İpek yolunun uğrak yerlerinden. O yüzden bu kadar kervansaray evet. Var. Baksana abi çok ilginç. Şurayı bir hayal etsenize geçmişten. Nasıl hayal edeyim? İşte edemeyin işte. Ne diyor ya? Yani işte dedi Zerdüşt. diye buyurdu Zerdüşt. Böyle bir kitap okumuştum. Neydi ismi ya? Dedi Zerdüşt müydü ve bilmem ne Zerdüşt. Vallahi kitabın adını unuttum. Güzel bir kitap. Yani güzel bir kitap derken yani at buralara. Her yeri tadilata sokmuşlar. Evet. Ne yapalım? Şöyle tadilat inelim bakalım. Eylemişler her yerde. Tadilat ay, eğleniyor. Ay. Sen benimle tadilat geçişsen. Böyle bir şeyleri yok. Bunu ben uydurdum. Of, Formula 1'in çıkış anına geldik bu arada. Start düzlüğü hazırlanıyor gençler. Gelmemiz yok mu? Nasıl geleceğiz? Heyecanlı bir şey. Hazırlanışına tanık olduk deriz. Ya. Belki Formula 2'ye gideriz. Aa, Cem kardeşimi izlemeye gideriz de. Evet arkadaşlar, şu anda Hazar Denizi'ne en... Hazar Denizi ha, burası Hazar Denizi. Yani böyle büyük yapı sevmem de bunlar neden bu kadar güzel yapmışlar? Bak bak şuna bak, binaya bak. Şu görüyor musun ya? Müze? Buradan alev kuleleri çok güzel görünüyor. Bak neden alev kulesi olduğuna bak. Görüyor musun? Evet alev alev. Yangın şöyledir ya. Ha yangın işareti. Öyle. Bir de şurada mükemmel bir bina var. Değişik bir şey. Ben bir tane cips aldım marketten. Onu bir gölgede yiyelim ben gözümü açamıyorum şu an. Değişik ilk defa aynen burada var. Böyle gördüm ve fiyatını söyleyeceğim. İnanamayacaksınız hadi. Evet cips çok pahalıdır ha. Fırat mutsuz. Fırat gene memnuniyetsiz gerildi. İki tane şey var abi. Birincisi kahve söyledik. Çok vanilyalı olmuş. Bu çok vanilyalı olmuş dedim. Vanilyalı istemediniz mi dedim. Suratıma bakmadan gitti adam. Siz öyle istediniz dedi. Bir daha da gelmedi. Kahveyi de içemedim. Öyle kaldım. Böyle hizmet mi olur abi? Resmen rezil oldum. Böyle sanki ben zorla oturmuşum gibi. Zaten yanardağa da gitmiyoruz. Neyin yanardağı Fırat ya? Anlat bana yanardağı biraz. 5000 yıldır yanan bir yanardağ bu. 5000 yıldır yanıyorum. Zaten herkes bilmiyor mu yandığını? Sönün cevap verin. Bak bu daha clickbait. 5000 yıllık yanardağ söndü. O zaman gideriz. Zaten yanıyormuş. İyi tamam bari gidelim de bir yerde çay içelim. Buradan kalkalım hiçbir şey içemedik çünkü. Şurupları aşırı şekerli bence. Bizim tadımıza uymadı yani. Şeker ne biliyor musunuz burada? Tatlı ne demek biliyor musunuz? Şirin. Şirin. Cute bir içecek gibi aslında. Şirin içecek. Şirin içecek. Tatlı yani. Tatlı içecek işte. Şimdi yemek yedireceğim size efendim. Ayaklar tutulmuş. Atatürk merkezi. Her yer kapalı lan. Burası mı? Bura.
Firuze açık mı? Açıktır yazıyor. Acıktır. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Bak bu masaya senin için kazıttım ismin baş harfini. Sevinmişim. Abo. Engel mi o? Hiçbir şey engelleyememe. Engel değil. Bak kızartma var ama uyurum abi artık kızartma yersem. Ben yıkılırım bak. Arabayı kim kullanacak? Kendini engelleme. Ne istiyorsan ya. Engel mi hengen? Hengel tabii. Hengen. O senin hengen. Madem yanardağa gitmiyoruz, ben gidip yatacağım. Rüyamda görürüm belki. Burası sen yanardağa bu kadar gitmek istiyor musun gerçekten? Gözümün içine bakma doğru söyle. Aşkım ama sen benim için... Çabuk gözümün içine bakma, yanardağa gitmek istiyorum de. Yanardağa gitmek istiyorum. Ne yapacağız yanardağa zaten? Ya bak bir yalan. Ezelim mi, ayrı mı olsun, birlikte mi gidelim? Hiçbir fikrim yok. Ne var içinde? Siz... Et var, kestane var, nohut var. Sizce hangisi daha iyi olur? Ezelim. Tamam. Ezelim. Teşekkür ederiz. Ya bu güzelmiş lan. Et ama yoğun kokulu değil mi? Sen sevmezsin bunu. Özellikle kışın hiç pasta olmasının hissiyatı veriyor. Vardır biliyorsun değil mi onları? Tavuk suyu çorba yurt dışında kanıtlanmış bu arada. İyileşme etkisi. O, annem de biliyor. Daha az alsaydın Yunus. Güzel. Ben sırf bunu yemek için gelirim buraya. Pitiyi yemek için. O kadar beğendim. Bayağı beğendim. Şimdi hesabı söyleyelim sonra gidelim ben uyuyayım. Sen uyurken ben de biraz alışveriş yaparım. Geri döndük odaya. Ben vallahi billahi arkadaşlar. Başka oda verdiler be. Ben çok kötüyüm. Azerbaycan şeyine çıkmışsın. Ne? Çıkmışız bugün. Neye? Meşhur cütlükler ülke şehre geldi gibi bir yazı. Çok cütlük sonunda. Ne lan? Çift demek herhalde. Cütlük çift mi demek Azerbaycan'da? Meşhur cütlükler mi? İkimiz işte eskiden buralar cütlüktü. Biri bizim TikTok'umuzu çekmiş, o da çıkmış işte. Yapmayın hani. Arkadaşlar şöyle şeyler. İnsanların gizli görüntüsü çekilmez, ayıptır. Burada yasak biliyorsunuz. Cütlük kim ya? Senle ben işte ya, cütlüküz. Ben cütlük değilim. Meşhur cütlük bakıda. Sosyal şebekelerde popülerleşen Ceyda Kasaba ve Fırat Albayram cütlüğü Azerbaycan'a gelip. Cütlük çift herhalde ya. Herhalde aşkım ne olacak? Sen olacaksın? Benim cütlüğüm müsün? Hadi gittin dışarı ben uyuyacağım. Bakın yolda böyle bir hediye getirdi canlardan biri bana. Fırat bunun birini sen birini ben takıyormuşum. Instagram'da paylaştın da herkes yazmış onu Fırat abi takacak birini diye. Onu ben takar mıyım acaba? Fırat bunu nasıl taksın ya? Bu olmaz ki ama. Ben bunu kendim için düşündüm ikisinde. Çünkü kendimi kendimden çok sevdiğim için. Ruh hastası. Ne deniyordu kendini çok sevenlere? Narsist, narsist. Narsizmin eteğindeyiz. Video çekerken Fırat, Ceyda. Sağda kimi misin, solda kimi? Yorumlar yaz. İşte hayallerimdeki ideal cütlük. Olmak istediğim aslında olan. Ben de böyleyim bu arada, bakma. Ah, çok fena kastım belimi. Sosyal şebekelerde böyle şeyler paylaşılmasını istemiyorum. Fırat Albayram yine bir tık hastalandığımız bir şey oldu. Vallahi bilmiyorum, başım ağrıyor. Çok yorgun hissediyorum kendimi. Bazı sakıncalı tiplere girdim. Sakıncalı tiplere girdin. Tip hastalıklarım var benim. Tip bu ya. Kendinize iyi bakın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Azıcık da olsa Azerbaycan'ı gezdirebildiysek ne mutlu. Buradaki Azerbaycan'ın kardeşlerimizi de öperim, çok severim. Hoşçakalın. Biz gidelim de gerek. Ağlayayım mı? Dur, çok komik olur. Abi böyle çok komik bir şey. Tamam. Dur dur. Abi ne yapıyorsun? Ne oldu? Elin mi girdi? E tamam dursana, durdur o zaman.